Şimdi aslında temelinde bakarsanız çok da yanlış bir niteleme değil kendisi açısından. Yani Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi diye Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olan vakıfları, alanları, tarihi eserleri Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alan bir merkezi iktidar. Hak ettiği paraları zamanında vermeyen bir merkezi iktidar. Halkın, İstanbullunun destek olmak için yemesinden içmesinden arttırıp cebinden yolladığı bağış paralarına el koyan, belediyenin parasına el koyan bir merkezi iktidar. Tam fetret devri işte. Dışarıdan ucuza bulduğu, kimse Türkiye'ye kredi vermezken İstanbul Belediyesi'nin kredibilitesi merkezi hükümetten, Türkiye Cumhuriyeti AKP iktidarından daha yüksek bir kredibilitesi olduğu için ucuza, iktidarın bulabildiğinden çok daha ucuza kredi bulan ve bu krediyle zaten yapmakta olduğu, mucizevi bir biçimde yapmakta olduğu metro yollarına ve öteki hizmetlere ilave hizmetler yapmak için kredi bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kredi imzasına izin vermeyen bir merkezi iktidar. Yani inanır gibi değil. Taksi plakalarını arttırıp İstanbulluların çektiği taksi ızdırabına son vermek isteyen İstanbul Belediyesi'nin elini kolunu o kararı verecek olan heyetin yapısını değiştirerek engelleyen merkezi bir hükümet. Ve bütün bunlar sanki yetmiyormuş gibi İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu hiç önemli, bırakın önemli, hukuki bile olmayan bir takım iddialarla suçlayan, mahkemeye veren, mahkum ettiren ve üstünde Demokles'in kılıcı gibi şimdi istinaf mahkemesinde kararı bekleten bir merkezi hükümet. Eğer illa bir fetret devri, illa bir iktidar savaşı, illa bir iktidar boşluğu arıyorsanız, bunu siz ürettiniz ey iktidar mensupları, siz ürettiniz. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir fetret devri yaşıyorsa, bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu veya Cumhuriyet Halk Partisi değil, merkezi iktidardır. AKP-MHP koalisyonudur. Merkezi iktidardır, hükümettir bunun sorumlusu. O bakımdan fetret devri tanımı çok da yanlış değil. Ayrıca fetret devri tanımına çok küçük bir katkıda bulunmak istiyorum tarihe. Bu çok önemli bir şey çünkü. O fetret devri niye çıktı biliyor musunuz? Çünkü Yıldırım Beyazıt, bakın çok önemli bir yere geleceğim. Bölünmeye geleceğim ve CHP'ye bağlayacağım. Çünkü Yıldırım Beyazıt Bizans'ı fethetmeye niyetliydi. Fatih Sultan Mehmet'ten yarım yüzyıl önce, 50 yıl önce. 50 yıl önce Anadolu Hisarı'nı yaptırıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'ten 50 yıl önce dedesi Yıldırım Beyazıt Bizans'ı fethetmeye kararlıydı. Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı. Bunu görünce Bizans ilk başvurduğu tedbir, iki tedbire başvurdu. Fatih Sultan Mehmet döneminde de bunu yaptı. Yıldırım Beyazıt döneminde iki tedbir. Bir, Müslümanların, Türklerin öteki Türklerle ve öteki Müslümanlarla arasını açmak ve onları savaşa tutuşturup kendi üstünden hedef olmaktan kurtarmak kendisini. İki, Roma'dan, Hristiyanlardan yardım istemek. Yani hepsi tamamen din, mezhep kökenli siyaset. Orta Çağ'da zaten din, normal mezhep o. Eşit siyaset. Ya bu ayıp, günah değil. Onun üzerine kurulu siyaset. O zamanın normali o. Tabii normal o. Fethettiğin yerde bütün halk senin dinine giriyor. Üstelik kadınları sana helal işte falan falan. Neyse. Bir süre. Şimdi Doğu Türkleri saldırınca Yıldırım Beyazıt'a, Timur Lenk yeniyor, yeniliyor. Yense de
O gelse tabii gelip Bizans'ı hop diye yutacak. Fakat yenilince Bizans 50 yıl daha yaşamına ek alıyor. Bu arada yenilmesinin Yıldırım Beyazıt'ın bir de nedenine daha işaret edelim. Yine aynı şey. Yani bir, Türkler, Doğu Türkleri ile Batı Türkleri, yani işte Timurlenk ile Yıldırım Beyazıt, Moğollarla Osmanlılar birbirleriyle savaştıkları için Bizans kurtuluyor. Bir. Peki Yıldırım Beyazıt nasıl yeniliyor Timur'a? Çünkü iki beylik Osmanlı, çünkü değerli izleyiciler, o kadar yanlış bir tarih anlatılıyor ki. Tamam Osmanlı bir imparatorluk, tamam bütün imparatorluklar aile imparatorlukları, tamam bütün ortaçağ imparatorlukları öyle. En güçlü ve uzun imparatorluğun Osmanlı olmasının sebebi Fatih Sultan Mehmet'in aile içinde katliamlara izin vermesi, kanunu çıkartması filan. Ama alt tarafı bir aile, her aile gibi bir aşiret, bir aşiret. Peki Anadolu'da o aşiretler Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra hangi aşiretler var? Tam göbekte Karamanoğulları var. Baktığın zaman haritaya ya imparatorluğu Karamanoğlu kurar diyeceksin. Osmanlı Söğüt'te, Batı'da Bizans'ın yanında küçücük bir beylik. Beylik, bir aşiret. Nasıl büyüyor? Bizans'la. Bizans'la büyüyor, Bizans'la. Çünkü Bizans 4. Haçlı Seferi'nin kalıntılarının kendilerine saldırmasından bıkmış, Osmanlı'dan yardım alıyor ve Osmanlı, Orhan mesela 4 tane karısı var, Bizanslı. O Bizans'ta imparatorlar da çok sık değiştiği için bilmem yeni imparator bacanağı, eski imparator kayınpederi, öbürü bilmem nesi filan. Bizans üzerinden büyüyor filan. Dolayısıyla öbür beylikler, Karahıtaylar mesela, Karahıtaylar sağ cenahtan Osmanlı'yı oklamaya başlıyor Timur Savaşı'nda. O hikayelere inanmayın. Yok sisler varmış da, yok filler çıkmış da falan filan. Laf! İhanete uğruyor Osmanlı Beyliği. Çünkü Timur diyor ki buna karşı çıkın, hepinizin beyliğini tanıyacağım. Verginizi, toprağınızı, işte köylünüzü size vereceğim diyor. Bölündün mü yeniliyorsun kardeşim. Bölündün mü yeniliyorsun. Mezheple bölünüyorsun, yeniliyorsun. Dinle bölünüyorsun, yeniliyorsun. Beylikle bölünüyorsun, yeniliyorsun. Bunu hiç unutmayın. CHP şimdi kendi içinde bölüne 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 bölüne, gördünüz işte. Burada 40 defa söyledik. Hani şeyi yaptın, ittifakı yaptın, partinin için sağa kaydırıyorsun. Bu Latif Beyefendi, Abdül Bey, müttefikin, ittifakın sonucu değil. Partinin, CHP'nin adayı, CHP, CHP'li milletvekili, CHP'li, ittifak milletvekili değil. Yani Deva'dan, Gelecek'ten filan gelen veya Saadet'ten gelen milletvekili değil. Partinin milletvekili, partiyi işte sağa kaydırırsan ondan sonra böyle çıkarlar televizyonda seni siyaseten perişan ederler. Buyurun efendim. Evet hocam, şimdi... Ben çıkardığınız sonuçlara tamamen katılıyorum. Teşekkür ederim. Yıldırım Beyazıt ve Timur arasındaki savaş